Mary'nin resim yarışmasında birincilik ödülü aldığını duydum. Oh, çok sevindim. Gerçekten kesinlikle hak etmişti. Gerçekten hak etmiş miydi? Evet, kesinlikle hak etmişti. Gerçekten hak etmiş miydi? Arkadaşlar, soruyu simul pass'tan soruyor. Soru kökünde diyalogta. O zaman buranın da simul pass olması lazım. Öznesi şey, burada şeye karşı gelen özne olması lazım. Evet. Peki öncesiyle örtüşüyor mu? Mary'nin resim yarışmasının birinci ödülü aldığını duydum. Oh, çok sevindim. Öncesiyle örtüşüyor. Kesinlikle hak etmişti. Gerçekten hak etmiş miydi? Evet, hak etmişti. Resmini gördüm ve gerçekten güzeldi. Bir sonraki sorumuzdayız. Bu yıl yine yürüyerek bir yani sırt çantanı omzuna alıp yürüyerek böyle bir tatil yapmayı mı planlıyorsun? Otostop veya yürüyerek artık kişiden kişiye değişiyor. Hayır, ben bu sene bisikletimle bir tatile gidiyorum. Bisikletle daha uzun bir mesafeye gidebiliyorsun. Benim sana katılmak istediğimi biliyorsun ama benim çok fazla bisiklet tecrübem yok. Benim de yok, sorun değil. Evet, zaten her gün çok uzun mesafe kat etmeyeceğiz. Öncesiyle sonrasıyla örtüşen adına doğru cevaplayabiliriz. Sence çocuklara yönelik kitaplar sosyal sorunlardan ve hoş olmayan konulardan kaçınmalı mıdır? Kesinlikle hayır. Benim tanıdığım çocuklar gerçekle yüzleşmek yani şu tarzda ifadeler. Aslında onlar yani çocuklar gerçekle yetişkinlere kıyasla daha iyi yüzleşebiliyorlar. Evet. Yani gerçekle yüzleşebiliyorlar. Aslında onlar yani o çocuklar yetişkinlerden daha bile iyi gerçekle yüzleşebiliyorlar. Öncesiyle sonrasıyla örtüşüyor. Adana doğru cevap diyebiliriz. Dün gece spor salonuna mı gittin? Evet ve şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sen neden katılmıyorsun? Neden bana eşlik etmiyorsun? Aslında ya böyle bir şey yapsam mı yapmasam mı diye merak ediyorum. Merak etmeyi, düşünmeyi kes ve kararını ver. Cuma günü 8.15'te evet hazır ol. Evet. Öncesiyle sonrası örtüşüyor. Niçin bana katılmıyorsun? Aslında ya ben de katılsam mı katılmasam mı merak ediyorum. Şöyle merak etmeyi, düşünmeyi kes ve noktayı koy, kararını ver. Cuma günü 8.15'te hazır ol. Birlikte gidiyoruz tarzında Deniz doğru cevap dedik. Son zamanlarda erkek kardeşinden bir haber aldın mı? Evet. Harp okulunda, askeri akademide şu anda halinden oldukça memnun. Bunu duyduğuma çok sevindim. İsteyip istemediği konusunda biraz kaygılı gibi görünüyordu. Evet, bu son derece normaldi. Evet, pastan geçiyor. Öncesinde biz pas olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Onun için yeni bir başlangıç anlamına geliyordu ve daha önce hiç evden ayrılmamıştı. Evet, onun için biraz kaygılanması, yeni başlangıçlar, daha önce hiç evden ayrılmamış olması, evet, buranın için dolduruyor arkadaşlar. Tensile dikkate aldığımızda öncesiyle örtüşmesi noktasında Edin'e doğru cevap diyebiliriz. Trenim 8'de hareket ediyor. Dolayısıyla evden sence ne zaman çıkmalıyım? Sanırım taksi tutacaksın. Evet, tabii ki ağır bir valizim var. Yine de 7.30'a kadar çıksan iyi olur. Çünkü o saatte yollarda çokça trafik olur. Peki ne zaman çıkmalıyım? Sence ne zaman çıkmalıyım? Sanırım taksi tutacaksın. Evet, tabii ki öncesi örtüşüyor. Ağır bir valizim var. Yine de yani takside tutsan yine de 7.30'a kadar çıksan iyi olur. Çünkü o saatte yollarda çokça trafik var. Bursa doğru cevap diyebiliyoruz arkadaşlar. Hemkeller ile ilgili ne biliyorsun? Çok bir şey bilmiyorum aslında. Yani onun olağanüstü bir kadın olduğunun dışında çok fazla bir şey bilmiyorum. Görme özürlü ya da sağır olarak mı dünyaya gelmişti? Hayır. 19 aylıkken kızıl hastalığına yakalanana kadar hem görebiliyordu hem de duyabiliyordu. Yani buraya atıfta bunu arkadaşlar, görme özürlü ve sağır. Yani böyle mi dünyaya gelmişti? Hayır.
görebiliyordu ve duyabiliyordu. Ta ki 19 aylıkken Kızılaslan'a yakalana kadar. Evet, Kızılaslan'a yakalana kadar hem görebiliyor hem de duyabiliyordu. Adana doğru cevap dedik arkadaşlar. Yazın nasıl geçirmeyi planlıyorsun? Yani bulunduğumuz yerde bir benzinlikte bir iş ayarladım. Peki orada ne yapıyor olacaksın? Yani orada benzinin market kısmında mı çalışacaksın? Gerçekten bilmiyorum. Biraz para kazanabildiğim sürece her şeyi yapacağım. Evet. Yazı nasıl geçirmeyi planlıyorsun? Benzinlikte bir iş ayarladım, bir iş buldum. Orada ne yapacaksın? Market kısmında mı çalışacaksın? Bilmiyorum. Biraz para kazanabildiğim sürece her şeyi yapacağım. Eline doğru cevap diyebiliriz. Burada yeni Avrupa Şampiyonası için yeni bir top yaptıklarından bahsediyor. Gerçekten mi? Onu özel kılan ne? Özelliği ne? Sporcular, futbolcu açısından vurması daha kolay ve daha hızlı gidiyor. O zaman kaleciler bunu sevmeyecek. Neden arkadaşlar? Daha hızlı gittiği için. Adana doğru cevap diyebiliriz. Niçin jeolog olmak istiyorsun? Petrol mü bulacaksın? Petrol bulmayı mı ümit ediyorsun? Biraz geyik muhabbeti. Hayır. Ben volkanik hareketlik çalışmak istiyorum. Eminim ki bir kişi depremleri oldukça doğru bir şekilde tahmin edebilmeli. Evet. Bir kişinin depremleri oldukça doğru bir şekilde tahmin edebileceğinden eminim. Oldukça olumsuz koşullarda, rahat olmayan koşullarda bildiğin üzere çokça arazi çalışması yapman gerekecek. Arazi çalışması yapıyor olacaksın. Evet, benim için sorun değil. Evet, tüm gün boyunca ofiste oturmaya benim açımdan çok daha tercih edilir nitelikte. Çok daha fazla tüm gün boyunca ofiste oturmaya, arazide çalışma yapmayı, hatta olumsuz koşullarda çalışma yapmayı çok daha fazla tercih ederim. Evet arkadaşlar, bu boşluk sonrasında özellikle tüm gün boyunca ofiste oturmaya çok daha fazla tercih ederim dediği olumsuz koşullarda, rahat olmayan koşullarda arazide çalışmayı, ofiste tüm gün boyunca oturmaya tercih ediyor. Ceyhan doğru cevap diyebilirsin.